Önce koşa koşa MHP'li Bence Cumhur seçim listesini, İttifakı'nda değil mi, sunması. Bu da sanki bir gösterdi. İçten içe bir krizin yaşandığını söylemek mümkün. Çünkü öyle bir kriz yaşanmasa, bugün en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile yaptığı görüşme, o görüşmenin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın Yeniden Refah Partisi'nin ziyareti, yani Fatih Erbakan'la görüşme trafiği oluşturması, demek ki orada olağanüstü bir şeylerin yaşandığına delalet ediyor. Nedir bu? Cumhur İttifakı'nda AK Parti bileşenleriyle beraber kendi listesinden hiç seslerini çıkartmadan ne veriyorlarsa ona razı olacak şekilde seçime girmelerini arzu ediyor. Bunu öteden beri bunları dillendiriyorlardı zaten. Ama Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki tabandan gelen yoğun bir taleple artık bu iddiasından da vazgeçer ve siyasi kimlik olarak kurumsal kimliğini ortadan kaldıracak bir durumda seçime girerse bu tamamen varlığını inkar etme anlamına gelirdi ve MHP bunu çok düşündü ve ön alıp da bir an önce gireyim noktasına geldi. Ha, MHP'nin tabii ki daha bekliyoruz. 2 gün daha var. Henüz pazar akşamına kadar bekleyeceğiz. MHP belki Millet İttifakı'na karşı bir onları kontrpiyede bırakacak ve Millet İttifakı'nın toparlanmasını engelleyebilecek bir ön hamle yapmış olabilir gibi bir düşünceyi de çok az ihtimalde olsa göz ardı da etmiyoruz ama Cumhur İttifakı'nda sorunuz o. Cumhur İttifakı'nda sıkıntı var. Bu sıkıntı Büyük Birlik Partisi de kendi listesinden girecekti. En azından yeni seçim kanununa göre, yani bu ilk defa uygulanacak, bu seçimde uygulanacak seçim kanununa göre %3 hazineden siyasi partilere pay aktarılmasını getiriyordu. O payı alarak daha siyaseten ekonomik anlamda bağımsız bir anlayışta meselelerini milletle paylaşırlar gibi bir düşüncenin içerisindeydiler. Kimseye yük olmazlardı falan gibi. Ama kazın ayağı öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu işin ne kadar risk taşıdığını görüyor. AK Partililer görüyor. Çünkü Millet İttifakı ile AK Parti arasında göreceli olarak hem sokağa da yansımış hem de kurumsal kimlikleriyle araştırma şirketlerinin de ortaya koymuş olduğu neticeler artık bu işin gittikçe uzaklaşmaya başlandı. Yani çölde bir serap vardır. Çöldeki serapa susuz bir insan serap görür. O serapta işte orada bir su kuyusu görür. Gerçekten de böyledir. Yaklaştıkça uzaklaşır, yaklaştıkça uzaklaşır. Çünkü susuzluk o kadar kafasına vurmuştur ki ona yaklaştığını zanneder ama serap gibidir, uzaklaşır. Şimdi seçim sandığı da Cumhur İttifakı açısından tıpkı çöldeki serap gibi AK Parti yaklaştıkça, yaklaştığını zannettikçe uzaklaştığını görüyor. Rakamların hep kendi aleyhine düştüğünü, aleyhine oluştuğunu görüyor ve onun için de bugün mesela Demokratik Sol Parti tabii ki kurumsal bir kimlik olarak, bir parti olarak mutlaka saygımız var. Ama toplumsal talebi ne kadardır? Bence tartışılmaz. Toplumsal talebi olsaydı görürdük yani bunu. Saygısızlık yapmamayız ama ona bile ihtiyaç duyabilecek, muhtaç olabilecek ve onunla bile bir işbirliği yapılabilecekse yapmayı göz ardı etmeden onun gereğini yerine getirebilecek bir Cumhur İttifakı ve AK Parti yönetim kademesini görüyoruz. Evet, şimdi MHP'nin hazırladığı listeye bakarsak dikkat çeken isimler var. Siz mesela şöyle bir önce ben o birkaç ismi söyleyeceğim ama tartışmalı ismi. Genel itibariyle baktığınızda mesela bu liste size ne anlatıyor? Siz hem partiyi hem tabanı iyi tanıyan birisiniz. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir genel hatlarıyla önce. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesi rutin bir liste. Milliyetçi Hareket Partisi ya böyle dikkat çeken seçmen bir şey vardı, kendi seçmen tabanına da heyecan veren alanlardan hızlı bir şekilde uzaklaştı. Bu siyasi iddiasıyla beraber siyasi iddiasını görsellik anlamında en azından tabanı siyaset seçmenliği, parti teşkilatlarını konsolide eden alanları vardı. MHP özgü alanlardı bunlar. İşte Erciyes kurultayları, Türkmen kurultayı, Sis Dağı kurultayı, Beyşehir Anadolu kurultayı, Kocayayla kurultayı gibi Türkiye'nin birçok yerlerinde, coğrafi bölgelerimizde böyle kurultayları var. Buralardan geriye çekildi. MHP'yi büyük kitlelerle bulaştıran Türk dünyası alanından çekildi. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, hayretle izliyorum MHP yönetimini. Dün
Tabii ki bu içimizde kanayan bir yara. Bugün cuma namazında da hutbelerde ifade ettiler. Ama hiç kimsenin aklına gelmiyor Doğu Türkistan. Yani Kudüs'te yaşanan zulmün daha büyüğü aylardır Seda Hanım Doğu Türkistan'da yaşanıyor. Ve Doğu Türkistan'da hem etnik kimlik anlamında hem de etnik inanç anlamında yaşıyor. Hem Müslümanlar hem Türkler. Siz bugün onun sesini çıkarmayacaksınız. Cuma hutbesinde sadece Kudüs'e yönleneceksiniz de niye Doğu Türkistan'ı niye unutacaksınız? MHP bu alanlardan hep çekildikçe tabanda çok ciddi sıkıntıları oluşmaya başladı. Ki AK Parti de tabii ki bu arada AK Parti'ye de sesleniyorum. Yani bir taraftan İsrail'le barış tiyatrosunun içerisindeler. Kol kola yüz yüzeler ama kucak kucağılar. Ama öbür taraftan da İsrail'e söylemesi gerektiğini cuma hutbesinde insanlara söylüyor. Niye? Oradan din alıyor, din üzerinden insanları yine seçim var ya, seçim konusunda bir araya getirmek ve din üzerinden siyaset yapmaya çalışmak. Eğer samimi olsalar İsrail yönetiminle konuşabilirler. Oraya gider, Dışişleri Bakanı gider, gelir. Bir trafik oluşur. Yani diplomasi trafiği. Dönelim konumuza. MHP bu alanlardan uzaklaşınca tabanda çok büyük bir sıkıntı oldu ve kendi kimliğiyle seçime girmeyi tercih etti. Şimdilik öyle görüyoruz. Dediğim gibi bir ihtimalimiz var. Daha iki gün daha bekleyeceğiz. Şimdi bu tercihte kurumsal kimliği ortaya koydu ve çok doğru yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetiminin verdiği bu kararın teşkilatlar tarafından olumlu karşılandığını düşünüyorum. Ama bu doğru ama aynı isimleri koydu. Şimdi o zaman sadece 5 milletvekilini koymadı son seçime göre. 5 milletvekilini koymayacaksa o 5 milletvekilinin 5 seçim çevresi olan vilayetlerinde o aday adaylığı kabulleri yapardı, diğerlerini yapmazdı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğrusu ne kadar bilmiyorum ama 1500 civarında aday adaylığı müracaatı var diye MHP yönetimindekilerin açıklamalarını zaman zaman gördük. Şimdi ben bunun doğru olduğunu varsayarak gidelim. Ya 1500 insanı niye aday yaptırdınız? O insanlar heyecanla partiye koşuyorlar. Şu bu şekilde mensubiyet şuuru içerisinde iddiaları var yok, idealleri var yok. Onlara bir şey demiyorum şu an. Şimdi o zaman madem hep bütün herkes yerinde kalacaktı. Ben aynı milletvekillerimle niye yeni isimlere yer açılmadı? Aynı milletvekillere gidiyorum diyebilirdi. Demedi. Şimdi bu MHP'de yönetimde değil tabanında bu da bir sıkıntı yaratıyor. Bir taraftan partinin seçime girmesi memnuniyetle karşılandı ama onun getirmiş olduğu artıyı MHP yönetiminin milletvekili listelerindeki bu alışa gelmiş bir usulle rutini bozmaması, aynı isimleri getirmesi bence biraz rahatsızlık söz konusu oluşturdu. Peki şimdi Olcay Kılavuz'a geleceğim önce. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde ismi gündeme gelen bir isimdir. Çünkü zanlılardan biri Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınmak istedi. Olcay Kılavuz buna karşı çıktı, engel oldu. Şimdi kendisi Mersin'de 4. sıradan aday gösterildi. Olcay Kılavuz'la ilgili MHP'nin, daha doğrusu başta Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliği, bu suskunluk zaten ülkücü tabanda çok tepki çekmişti. Şimdi bir de Olcay Kılavuz'un listede kendine yer bulması acaba nasıl bir etki yaratır, tabanda nasıl karşılanır? Birinci sıradan değil de 4. sıradan gösterilmiş olması yani bir şey olabilir mi MHP açısından önemli. Bunları? Evet, siyaseten bu bir önünü mesaj. Kesmek için. Bu siyaseten bir mesaj. Evet. Yani artık Sayın Bahçeli de toplumsal talebi ne kadar dikkate aldı onu bilmem. Alsaydı bugüne kadar en azından geçmiş olsun derdi, acıyı paylaşırdı. Bununla ilgili göreceli bir takım davranışların içerisinde bulunurdu. Hukukla ilgili düşüncelerini paylaşır. Ama en azından bunu yapmadı. Buradan biraz uzak görüyorum. Fakat partisinden de parti tabanından da büyük bir tepki geldiğini görüyor. Yani Sinan Ateş Milliyetçi Hareket Partisi için son zamanların en önemli kırılma noktası oldu. Evet, MHP'liler birdenbire Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik adeta ilişikli hale gelmenin ötesinde bütünleşmesi gibi politikalarından çok rahatsız oldular ama onu bir şekilde yani sineye çektiler. Ama Sinan Ateş meselesi MHP'ye oy veren kitlenin de canını yakan, içini acıtan ve hukuksuzluğun ötesinde bir dava arkadaşlarının, karakterli bir dava arkadaşlarının böyle hunharca katledilmesini hem de yani
Arga tabirle olacak ama ifadesi bu, sokağın ifadesiyle kolpacılıkla torbacılar tarafından katledilmesine bile ses çıkartırmayan bir MHP yönetimine, yani siz bu milletin sahibi olma iddiasını taşıyorsunuz. Biz taşıyoruz bunu yani MHP'liler olarak. Ama sen bırakın bu milletin sahibi olma iddiasını, sen Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir insanın böylesinin hunharca katledilmesinin bile peşine düşmüyorsan ve onun bile sahibi olmuyorsan ne zaman sen bunu Nazım Bey, ben özellikle şunu da merak ediyorum. Mesela Olcay Kılavuz'u liste dışı bıraksaydı ne olurdu? Tamam, birden dördüncü sıraya yerleştirerek bir mesaj veriyor ama o rahatsızlıkları dikkate evet, aldığını. Liste dışı bıraksaydı ne olurdu? Liste dışı bıraksaydı bir bildiği vardır. Cumhur İttifakı tekrar Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı ne olacak? O riyaset dediğimiz, yani devletin çeşitli kademelerinde, hükümette veya bürokraside çeşitli görevlerle donatılabilir ve fonksiyonel halde olabilir, kalabilir denebilirdi. Yani siyasetin artık bir yasama ayağı var, bir yürütme ayağı var. Yürütme ayağı çok daha kuvvetli bir ayak oldu yasamadan. Bypass edilmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Dolayısıyla insanlar kendi kendilerine herhalde söz konusu kişiyi farklı yerlerde değerlendirecekler diye bakarlardı. Ama şimdi milletvekili listesinde bu hale gelmesiyle anlaşılan o ki Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi tabanını da bir anlamda birazcık da olsa rahatlatacak ve işte bakın ben sessiz kalmadım. Ben de şimdiden bir şeyin önünü açtım. Bu hukukun önünü açtım olabilir. Veyahut da söz konusu kişiye artık bir sınır koydum. Artık onunla bu işin gitmeyeceğini size de gösteriyorum mesajını veriyor. Düşüncesi bence daha ağır basan bir düşünce. Şimdi bir de İbrahim Çiftçi'yi soracağım. O da Savcı Doğan Öz cinayetinin sanıklarından biri. Aslında izleyicilerimize bir bilgi verelim o olayla ilgili. İbrahim Çiftçi suçunu itiraf etmiş. 3 Ağustos 1979'da idama mahkum edilmişti. 4 kez idama mahkum edildi ama uzun yargılama süreçleri sonunda beraatle sonuçlandı dava. İbrahim Çiftçi de şimdi Ankara 1. Bölge 4. sıra adayı gösterildi. Ne diyebiliriz bununla ilgili? Şimdi film şeridi gibi bazı şeyler geçiyor. 2002 seçimlerine girerken Sayın Bahçeli iktidar ortağıydı ve dolayısıyla başbakan yardımcısıydı yani. 2002 seçimlerine malum MHP baraj altında kaldı. O seçimlerde aynı bugünkü gibi hatırlarım bir temayül yoklaması yaptı. Temayül yoklamasında Türkiye'de geçmişte 80 öncesi hadiselerde isimleri geçen bazı MHP yönetim kademelerinden veya MHP tabanından insanlar aday olmuşlardı ve listelerde yer aldılar. Birinci sırada İstanbul'da yer alan bir İstanbul il başkanlığı da yapan, o zamana kadar İstanbul il başkanlığında yapan bir arkadaşımız vardı. Bu geçmişte Abdi İpekçi suikastinde ismi geçen arkadaşlardan biriydi. Sonra tabii ki yıllar geçti. Neticede her şey ortaya çıktı. Kamuoyunun gözü önünde cereyan eden gelişmelerden sonra. Medya, o zaman medya ön seçimden çıkan bu arkadaşın şahsında işte MHP'de Abdi İpekçi cinayetine adı geçenlerden bir liste birincisi oldu diye manşetlere çıktı. Sayın Bahçeli kükredi adeta. Evet dedi, böyle şeylere izin vermiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi demokratik mücadelesini hukuki anlamda milletin vicdanıyla örtüşen falan uzun uzun ne kadar böyle insanların hoşuna gidebilecek, ortalamaya hitap edecek cümleler varsa sarf etti ve o güne kadar aşağı yukarı 2 yıl İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan söz konusu kişiyi listenin dışında bıraktı. Liste ilan etti. Şimdi o gün, o gün bunu yapan Sayın Bahçeli bugün şimdi. Bugün enteresan bir şekilde böyle arkadaşları, böyle isimleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde vitrine çıkartmaya devam ediyor. Şimdi Sayın Çiftçi'yi daha önce de aday gösterdi ama bunu siyaseti yakından takip edenler ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iş dinamiklerini bilen insanlar için çok neticeye de tekabül edebilecek bir yer değil 4. sıra. Şimdi hem onu koyuyor hem de seçilemeyecek bir yere koyuyor. Yani elinin altında tutuyor, kendine göre bir denge oluşturuyor. Kendine göre tabana bir mesaj verirken kamuoyunun da hassasiyetini dikkat ederek frene basıyor. Ama bu adını verdiğiniz için Sayın İbrahim Çiftçi hadisinde rastlıyoruz. Başka hadiselerde de
Mesela Çorum adayı Sayın Vahit Kayırıcı bugünlerde çokça tartışılıyor. Kamuoyunun dikkatini çekiyor. Kamuoyu ister istemez verdiği fotoğraflar, ortaya koyduğu politik duruşla ilgili hassasiyet taşıdığını göz ardı edemeyiz. Kamuoyunun bu hassasiyetini Sayın Bahçeli bilir miydi? Bence bilirdi. Ama Sayın Bahçeli bunu neye göre yaptı? MHP yönetiminin de bence uzun süredir, yani teşkilatların, merkez yönetimini kastetmiyorum, teşkilatların cevabını bulamadığı o püf nokta sonrası. Hı. Niçin bizim partimiz, Sayın Genel Başkanımız bu kadar hassasiyet taşırken uzun bir süredir bu organize olan ekiplerle ve sokakta Milliyetçi Hareket Partisi'nin iddiasıyla, ülküsüyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin karakteriyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset sahnesindeki edebi ve o edepten kaynaklanan duruşuyla hiç de örtüşmeyen bu davranış biçimlerini sergiliyor sualine, evet, cevap arıyor. Ben sandıkta bunu cevabı galiba verebileceğini düşünüyorum. Çünkü AK Parti'den memnun olmayan, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde hayatının bir döneminde bir kere de olsa oy vermiş kitlelerin ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru yöneldiklerini görüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde kalan ve ısrarlı bir şekilde MHP'de varlığını sürdüren birden fazla MHP'ye oy vermiş kitlelerin de MHP'den bu Sinan Ateş katline duyarsızlık gibi birçok siyasi duruşlardan, mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarmaması gibi veya bir takım iç ve dış meselelerdeki MHP'nin tutarsızlıklarından yola çıkarak uzaklaşıyor. Nereye gidiyor sizce onlar? Onlar nereye gidiyor? Ben onların bir kısmı İyi Parti'ye gidiyor olabilirdi. Ama İyi Parti'de bir parabol çizildi. Bence hala gidecektir. Onu toparlamasının içerisine girdi. Şu anda ortada Cumhuriyet mı duruyor Parti, kitle? Bence ortada durmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde giden nitelikli bir MHP seçmeni var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır Sinan Ateş davasının sahipliğini, yani o meseleyi üstlenmesinden tutun. Özellikle nitelikli Türk milliyetçilerine yönelik saldırılardaki ortaya koyduğu hukuk adına, adalet adına ve demokrasi adına ortaya koyduğu talebe çok sıcak bakan ve yüzünü ister istemez o tarafa dönen bir kitlenin olduğunu görüyorum. Ama bu nitelikli bir kitle. Yani MHP'de siyaset yapmış, belli bir tecrübeye sahip olan kitleyi kastediyorum. Sayısal olarak bunların rakamı az gibi gözükebilir. Sayısal olarak varlıklar az gözükebilir. Ama bunların hükmettiği, bunların etki altında bulunduğu alan çok fazladır. Bunlar abi pozisyonunda, bunlar bir artık bilge pozisyonuna gelmiş insanlardır. Elhasıl bugün bu kitlenin, peki, önümüzdeki bu 14 Mayıs seçimlerinde de milliyetçi tırnak içinde camia açısından çok belirleyici bir rol oynayacağını, bu rolün Cumhurbaşkanlığı adayları, 4 aday içerisinde de çok öne çıkacağını, hatta Sinan Ogan meselesinde bir ara konuşabiliriz. Daha geniş Sinan Ogan'a verilecek oylar konusunda da rakamsal olarak etkileyici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sayın Nazif Okumuş, çok teşekkür ediyoruz. İyi, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Devam edelim bizler. Evet.